Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 280. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor İsmail Coşkun'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz, Ozan. Çok bugün, teşekkür ederim bu imkanı, fırsatı verdiğiniz için hem Medyaskop'a hem sizlere. Çok sağ olun hocam. Bugün sizinle ikinci yayınımız. Ben bundan 5 sene önce 2018'in 12 Mart'ında ilk yayını yapmışız. Evet. 84. yayınımızmış o yayın. O yayına başlarken vay be çok yayın yapmışız falan demişim. Şimdi 280. yayında gene birlikteyiz. Aynı cümleyi gene kurabilirim. Herhalde 500. yayında falan da kurabilirim yani. Sağlıkla. Evet hocam. Bu arada bayağı bir badireler atlattık. Salgınlar vesaire bir sürü olay. Neyse bugüne kadar geldik. Bugün bu yayında yeniden basımı gerçekleştirilen Kemal Tahir'in külliyatı üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Bu külliyat Ketebe yayınlarından çıktı ve 16 kitaplık değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum. Evet. 16 kitaplık bir külliyat. 16 kurgu metni. Evet. Romanları. Romanları. Bu vesileyle işte geçenlerde bir AKM'de bir tanıtım toplantısı yapıldı ve İsmail Hoca orada bu kitapların yayına hazırlanmasında ön ayak olduğu için genişçe bir konuşma yaptı. Biz biraz o konuşmanın dışında bir şeyler konuşmak istiyoruz aslında, evet. Bir anlamda. Orada yeni neşirde evet. Ne yapıldı onu konuştuk. Tekrara düşmem adına doğru bir tercih sizin. Evet. Bu açıdan bugün böyle bir daha çok Kemal Tahir metinlerinin politik çerçevesine ve o günkü dünyadaki konjonktürde ve Türkiye'deki konjonktürde bu edebi metinlerin nereye oturduğuna dair bir yayın yapmak istedik. Bu yayının size ulaşmasına bize destek olan babil.com'a da başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ilk soruyu Ozan'a veriyorum. Sağ olasın. Nihayetinde İsmail Hoca gerçekten de benim hocam. O yüzden. Evet. Biraz hocam diye sesleniyor mu? Tasdiknamelerle, aflarla. Ama bitireceğiz bu sefer sıkı tutacağız yani. Bitireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ozan. Çok teşekkür ederim. Hocam yani metinlerden bağımsız olarak aslında yine metinlere değinerek gideceğiz ama genel olarak tabii ileride yayınlanacak olduğu için söylüyorum. Mesela burada Kemal Tahir'in ileride yayınlanacak mektuplarından hareketlerinden mesela Nazım Hikmet'le ve solla ilişkisi nasıldı? Oradan buradan başlayalım bir, ondan sonra da sohbetlere götürür gideriz. Söz sözü açarak birlikte ilerleriz. Öncelikle tekrar teşekkür ederim bu imkanı, fırsatı verdiğiniz için. Şimdi bu neşir farklı mecralarda konuşuldu. Tanıtım toplantısında da konuşuldu. Yine de birkaç cümleyle söylemek isterim. Bu yeni neşirde tutulan üçlü bir yol var. Bunlardan bir tanesi Kemal Tahir'in mevcut yayınlanmış kurgu metinleri, özellikle sağlığında yayınlanmış metinleri merkez alan kurguların yani romanlarının bir adet öykü kitabı dahil. Ne kadar öykü ayrı. Novella mı yani uzun hikaye mi? Göl insanlarından evet, yani değil mi? Evet. Öyle bir şey midir? Bana göre romana hazırlık zaten kalmamış zaten. Öykü değil mi? Bana göre değil. Hızla romancı kumaş olan birisi yani öykücü kumaşı mıdır? Yani öykü yazamaz mesela meselesi değil yani. Kumaş, romancı kumaşı yani. Ona yönelik bir yönelim daha göl insanlarından itibaren ağırlıyor. Karşımıza çıkıyor. 15 metin, 16 metinden bir tanesi Göl İnsanlar, diğeri romanlar. Şimdi bunun dışında ikinci bir kategori var burada. Kemal Tahir üzerine eskiden yapılmış, çalışılmış çeşitli açık oturumlar, yani 5 romancı tartışıyor, Mehmet Seydan'ın düzenlediği Türk romanı, Devlet Anay'la ilişkin tartışmalar, yahut Tahir Alangun'un yazıları, yahut Doktor Hulusi Dostoğlu'nun Kemal Tahir metni gibi, yahut gerçekten dün tanıtım toplantısında hasreten zikretmek istediğim ama gerçekten unuttum. Kemal Tahir konusundaki Türkiye'de yapılan neşriyat konusunda iki ismi burada almak isterim. Bunlardan bir tanesi Tahir Alangun.
Çok erken dönemde Kemal Tahir'deki kumaşı, cevheri, yeteneği, yatkınlığı, Türkiye meseleleriyle kurduğu ilişki gücünü, bunu öyküleştirme, nesne dökme, o dramı yakarayış, Türkiye gerçeği yakarayışı bakımından Tahir Arango çok erken ve güçlü bir kavrayış. Onun için bu erken kavrayışı dolayısıyla hem selamlamak hem de erken dönemde yaptığı çalışmalar, değerlendirmeler, yıllıklarda vesaire karşımıza çıkan, kendi üç ciltlik metninde ortaya çıkan değerlendirme dolayısıyla rahmetlenmek isterim. Ha. Birincisi bu. İkincisi de yaşayan hocalarımızdan, entelektüellerimizden çok da talebe yetiştirmiş. Kim, hangi genç giderse gitsin onlara yardımcı olmuş, yol göstermiş. Ama Türkiye'de düşünce bağlamında da, edebiyatı bağlamında da çeşitli cepheleriyle Kemal Tahir üzerinden polemikleri ele alma, kritik etme anlamında çok fazla üretmiş, çok da nesnel bir yerde durmuş. Tarafsız anlamında değil, işin bütün boyutlarıyla, gerçekliğiyle görünmesini açığa çıkarma anlamında nesnel boyutta görmüş Kurtuluş Kayar Hoca'yı saygıyla buradan selamlamak isterim izninizle. Gerçekten çok büyük emeği var. Kemal Tahir'in kitaplık dediğimiz dizide eski ve yeni metinler neşredecek. Kurtuluş Hoca'nın da yazıları da orada ilk kitaplardan birisi olacak. Bunun dışında yeni metinler üretilecek. Yani polisiye edebiyatta ilişkisi, yani Maykambır'a karşı gibi bir başlıkta tüm polisiyeleri kritik bir göste, edisyon bir kritik, tenkitli bir neşir yapılacak. Bu şeyi önemsiyoruz. Üçüncü bir kategori notlardan önce mektuplar. Mektuplar. Mektuplar notların içerisinde 15 ciltlik bağlam neşri, Cengiz Yazoğlu neşri ki notlar ilk kez ve tam haliyle Cengiz Yazoğlu neşri 15 cilt olarak bağlam yayınlarından çıktı. Dolayısıyla dönemin bağlam yayın evi sahipleri, yetkililerinde, yöneticilerinde, Hülya Hanım'ı da, Sabit Bey'i de buradan gerçekten ismini anmak isteriz. Ciddi bir imkandır, yatırımdır yani. Onu söyleyeyim yani. O günkü şartlarda Kemal Tahir'in neredeyse gömüldüğü, görünmez kılındığı bir dönemde yani satış kaygısıyla hareket etmeyip büyük bir yatırımı oraya kanalize etmeleri dolayısıyla tebriklik bir iştir. O anlamda bağlam yayınlar burada almak isterim. Şimdi bu notlar Cengiz Yazoğlu neşri. Mektuplarına ilişkin şeyler, bir notlarda mektuplar var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi 5. cilt'teki Ziya İlhan'a mektuplar. Ziya İlhan kimdir? Ziya İlhan bir emniyet mensubu. Hı hı. Siyasi şubede vesaire. Geçit dergisinde birlikte olduğu isim. Geçit dergisinin birlikte çıkardığı bir isim. Benim okumalarımdan çıkardım. Geçit dergisi Kemal Tahir'in erken Babali tecrübesi, Cağaloğlu tecrübesi ve yazı hayatı tecrübesi ve ilk örgütçülüğünün, yani o işleri örgütleme anlamında, siyasal bir örgütle kastetmiyorum, süreç yönetimi anlamında çelibaşı olduğu, örgütleyici olduğu, karar verici olduğu, işi takip eden, süreci yöneten kişiliğinin, kimliğinin şey ortaya çıktığı yer Geçit Dergisi'dir bana göre. Ziya İlhan'la birlikte. Ziya İlhan'a mektuplar Geçit Dergisi'nin ilişkin bize çok şey söylüyor. Ziya İlhan'a kimliği konusunda çok fazla bilgi yok. Mektuplar yayınlandı o notlar bünyesinde ama ona ilişkin gene en açık bilgi de Hilmi Yavuz'un okuma notları. İsmini yanlış hatırlamıyorsam orada yer alıyor. O da önemli bir katkıdır yani. Kimsenin izini bilmediği böyle en eski zaman prehistoryada kalmış bir isim gibidir yani. Evet. Didiklemiştir yani Hilmi Yavuz. Böyle bir bu mektuplar var. İkincisi son ciltlerde notların mektuplar diye bir cilt var. Burada 3 kategori mektuplar var. Bu mektupların tek cilttir. Bunun içerisinde bir münferit mektuplar yer alıyor. 2 daha sonra cezaevinden çıktıktan önce Kerim Sadi'nin eşi, sonra cezaevi döneminde, sürgünlük döneminde Kerim Sadi'den, kendisi de sürgün, Kerim Sadi günlüğün belki cezaevinde, Sıdıka Hanım, Sıdıka Uzun Hasanoğlu. Onlar mektuplaşmalar var cezaevi sürecindeyken.
Kemal Bey Çankırı cezaevindeyken mektuplaşmaları var. Cezaevinden çıktıktan sonra evlendiği, birlikte olduğu, evlendiği eşi Kemal Tahir çevresinde ve aile çevresinde Semiha Yenge olarak bilinen isim. Evet. Bunun da mektuplaşmaları var. Yani münferit mektuplar artabilir. Bir de Orhan Kemal'le mektuplaşmaları var. Şimdi bu mektuplar hikayesi niye önemli? Mektuplar yani insanın fazla çırılçıplak olduğu, sahicilik anlamında, doğallık anlamında olduğu metinlerdir. Ha. Ben bugünlerde Nazım Hikmet Piraye mektuplaşmalarını okuyorum. Yani Nazım Hikmet'in gerçek portresi nerededir derseniz, tamam mı? Vala Nurettin'in Bu Dünyada Nazım Geçti iyi bir metindir. Hı hı. Kendince ne kadar, neyi anlatıyor bu hatırat bilemem. Yani orada bana göre soru işareti. Çok ciddi tanıklıkları var Vala Nurettin'in. Ama pes geçer. Es demiyorum yani. Pes verilen alçak uçuşla yani böyle bir şeyle. Ama hangisi Nazım Hikmet'in Piraye'li mektuplaşması mı? Vala Nurettin'in ya da başkalarının Nazım Hikmet ilişkin yazdıkları mı? Piraye'li olan mektuplarda o sahici Nazım Hikmet'i bütün insan olarak duygusallıkları, hikayeleri, açmazları, sıkıntıları, gündelik insani ihtiyaçları orada yakalıyorsun. Mektuplar bu bakımdan önemli. Evet. Aynı şekilde Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar var. Dolayısıyla şimdi bu mektupları biz bu açıdan da önemsiyoruz. Bir Kemal Tahir biyografisine giden süreçte mektupların sağlıklı bir neşri, sağda solda farklı arşivlerde olan mektupları da dahil ederek zengin bir külliyatı oluşturmak istiyoruz. Şimdi sadece notlar bünyesinde yakılan 3 kategori mektup var. Münferit mektuplar, Halik Arnas Balıkçısı'dan Cami Baykurt'a kadar. Hı hı. Orhan Kemal'le ciddi yazışmalar var. Sıdıka Uzun Hasanoğlu'yla yani Semih Hanım'la var. 3. Piraye'yle mektuplaşmalar. Sınırlı ama 4. Nazım Hikmet Kemal Tahir mektuplaşmaları. Nazım Hikmet'in mektuplarını Kemal Tahir saklamıştır. Hı hı. Muhafaza etmiştir. Ama Nazım Hikmet'in yurt dışına gidişi sonrasında Kemal Tahir'in Nazım Hikmet'e yazdığı mektuplar kayıp. Ya da Peride Celal'in tanıklığıyla ifade etsek yakıldı. Hmm. Yani evet. Bir güvenlik gerekçesiyle vesaire insanlar korkuyor vesaire. Soğuk savaş iklimi, yerli bankartı dönemi vesaire. Dolayısıyla 5. Şimdi bunun bu anlamda yani şu anda bile 7 civarında bir mektup mevcut yayınlanmış haliyle şey. Bu arşivden çıkacak, çıkabilecek farklar içerisinde daha da zenginleşebilecek. Evet. Dolayısıyla bu notlardan önce mektuplar, sonrasında notlar. Notlar Cengiz Yazoğlu neşri önemli bir neşirdi. İlk defa notlar gün yüzüne çıktı. Bu neşir korunacak ama ikinci düzey bu notların ciddi bir biçimde okurun daha rahat erişilebilir olmasını temin etme anlamında önce ciddi bir özdeşmeye, ciddi bir tematik, kronolojik artık neyse yani mahiyeti ne gösteriyorsa ona göre farklı yöntemlerle okunabilir. İlişki kurulabilir, tüketilebilir hale getirmek istiyoruz. Pazar anlamında söylemiyorum. Evet. Yani yakalanabilir. Dolayısıyla notlar böyle bir şey olacak. Şimdi burada mektuplardan Nazım Hikmet'e geçersek 28 yaşında hapse girer. 38 donanma davası. Hı hı. Donanma davası ayrı bir ya. Şimdi öncesinde ciddi bir eseri var. Atıf Yılmaz'ın bir tanıklığı var. İkinci bir tanıklık ama Kemal Bey ciddi bir sokak hayatı var. Hı hı. Bayağı Beyoğlu'nda öyle arka sokak falan değil. Bayağı kelimenin tam anlamıyla racon kestiği bir dönem var. Buna sadece ikinci bir tanıklık olarak Atıf Yılmaz'ın anılarında rastlıyoruz. Şimdi sonrasında Cağaloğlu'na Bağbali'ye bulaşıyor. Ve orada gazetelerde çalışmaya başlıyor. O arada Geçik Dergisi'nin şeyi. Bu arada da Şehzadebaşı ve Beyoğlu iklimlerinde de gene bir tür o racon kesiş süreci var. Şimdi her zaman racon kesmiş. Evet, biraz öyle denir yani. Hürşehir'in insanları bana göre ölümünden sonra yayınlanan dosya, ham işlenmemiş dosyada o Beyoğlu iklimine ilişkin tanıklıklara yaslanan bir metin olduğunu düşünüyorum. Namusçular ve Karılar Koğuşu ise cezaevi dönemindeki deneyimlerine odaklanır. Biraz o silsile biraz birbirini tamamlayıcı otobiyografik olarak görülebilir.
ama ciddi tenkitli neşirleri gerekir. Şimdi burada Nazım Hikmet'le tam da Cağaloğlu'ndaki o gazetecilik ilişkileri sırasında bir şiirle toplantısı, Alay Köşkü'nde yani Handan İnce Hoca'nın Kulakları Çınlasın, Orhan Bey'in de geldiği, Tanrılar Merkezi'nin açılışının yapıldığı yerde bir şiirle ilgili bir toplantı. Orada Nazım Hikmet, Peyami Sefa birlikteler, böyle bir karşılıklı dostluklar, ilişkileri var. Orada şiire bir ilgi doğuyor yani kendisinin. Oradan ilk edebiyatla ilişkisi şiir üzerinden. Gazetelerde çalışmaya başlıyor, geçim düzeyinde ama sonrasında şiir. Tam da buradan sonra o dönem iklimleri içerisinde Nazım Hikmet çevresinde yer alıyor. Nazım Hikmet'le ilişki, o Nazım Hikmet'in bir yarattığı bir hale de var. Evet. Görece o günkü şartlarda ne kadar bir sol, ağ, network vesaire, o ilişkilerin parçası oluyor. Daha çok dostluk ilişkisi vesaire. Burada henüz bir partililik, yani illegal Türkiye Komünist Partisi anlamında partililik vesaire söz konusu değil, hiçbir zaman da olmamış. Nazım'la olan ilişkisi, dostluğu, ha bu arada bu ilişki basit bir karşılaşma, basit bir dostluk değil. Yani siyasetten arınmış bir dostluk değil. Tam aksine orada bir siyasi boyutu da var. Bu ara Peyami Sefa ile Nazım Hikmet arasında kıyamet kopar. Ciddi bir ayrılık kopar. Dünkü dostlar ayrışır ve bir polemik başlar. Sonra Nazım Hikmet çevresi bir metin hazırlar. Peyami Sefa'ya karşı bir polemik. Bunu Kerim Sadi bir baksın der. Kerim Sadi, Türkiye'de sosyalizmin tarihine katkı, Ağa Cerrahoğlu imzası, Kerim Sadi broşürleri, farklı müsterleri olan, yani Türk solunda kelimenin tam anlamıyla en eski tüfeklerden birisi Cumhuriyet döneminde. Kerim Sadi bir baksın derler. Kerim Sadi bu şekilde yayınlanmaz der. O polemik metni, broşür neyse. Onun üzerine ilk Kemal Tahir imzasını biz burada karşımıza çıkacak. O zaman Kemal o günkü medyada, matbuatta moda bir tarz olan bir anketler aracılığıyla belli insanlara, o günlerde de Namık Kemal çok fazla konuşuluyor. Esas bir broşürün adı şudur: Namık Kemal için diyorlar ki. Bu Kemal Tahir imzasının ilk karşımıza çıktığı, Kemal bir anket yapsın der, belli isimlerle görüşülür. İlk imza burada çıkar. Sonra ikinci bir broşür daha var. O broşüre tepki olarak ortaya çıkan değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerde tekrar bir Kemal Tahir cevap verir. 1936 model Gençler ve Peyami Sefa diye buralarda var. Şimdi burada Nazım Hikmet'le bir yakın bir ilişki var. Dostluk evet. var vesaire. Sonrasında 1938 davası. Davaya girmek istemiyorum çünkü yani esas ekseni kaydırmama adına. O günkü yani bir tür gelecekteki soğuk savaş benzeri iklimin, İkinci Dünya Savaşı kopuyor, kopacak. O şartlar içerisinde yani iç siyasi dinamiklerle ulusal dinamikler çakıştığı durumda belli grupların tasfiyesi gibi gözüküyor. Yani bu kesin bir yargı olarak değerlendirisi istemem ama benim okumalarım Kemal Bey'den hareketle de biraz öyle. Şimdi burada birlikte donanma davası dolayıyla mahkum olurlar. Önce İstanbul Tevkifhanesi'nde birlikte yatarlar. Ciddi dostlukları vardır. Sonra Çankırı cezaevi. Sonra Nazım Hikmet'in Bursa'ya. Bursa cezaevine geçiş söz konusu. Kemal Bey sonrasında sırasıyla Çankırı, Malatya, Çorum, Nevşehir son yattığı yer. Çok kısa bir dönemde. En kötü cezaevi dönemi Nevşehir'dir yani. Bunu anlatır şeyde. Valla Nurettin'in bu dünyada Nazım Geçti isimli metinlerde o dönemin en kötü ceza verip onu tanımlar. Karlar Koğuş'un namus sırada biraz o deneyimlere yaslanır. Şimdi Nazım Hikmet ilişkisi bir Balaban örneği, bir Orhan Kemal örneği değil. Yani bir usta çırak ilişkisi, bir çömez ilişkisi değil. Kemal Tahir fazla güçlü. Eşitler arasında bir ilişki gibi gözükmüyor. Ama çok ciddi biçimde Nazım olan o dostluktan beslenmesi söz konusu. Ama aynı zamanda cezaevi deneyimleri, oradaki karşılaştığı hikayeler, gerçeklikler, bunları yazıya dökme, bunları Nazım Hikmet'e yazma, o anlamda bir tür başka bir düzeyde bir ilişki var.
bir kırılma vesaire edebiyatıdır gider Nazım Hikmet'le. Oraya geçmeden önce Maksim'le ilişkisinin ben kişisel olarak hiçbir zaman örgütlü ilişki ağının parçası olma düzeyinde bir şeye gelmiyor. Partililik anlamında. İki, bu ilişkilere cezaevinden sonrasında da mesafeli bütün bu ilişki ağlarına, işin bilgisine sahip vesaire tanıyor ediyor. 60 sonrasında da tipi de biliyor, şeyi de biliyor. Ama bu ilişkilerin parçası değil, burada mesafeli. Bu bir çekinme eylemi değil. Yöntem olarak buna inanıp inanmama düzeyinde bir mesafelilik olarak tetik bir birisi. Yani şöyle fazla bakıyor yani o şeye. Çekiniklik değil, uzak duruş değil, depolitik bir kavrayış değil yani onu söyleyeyim. Marksizm de erken ilişkisi de ben gene burada da dünya görüşü olarak ciddi bir materyalist bir temele ve beslenmeye yaslanıyor. Yöntemi, dünya kavrayışı vesaire gerçeklik kavrayışı bir. İkincisi Marksizm ilişkisi ortodoks bir Marksist öğretiyle buluşma ve ondan beslenme ve onun içinde konuşma anlamında bir şey yok. Ama her zaman solda, solu ilişki alanında olan yani örgütlüğün dışında oradan konuşan bir yeri var. Önceki konuşmada bunun altını çizmiştik. Şimdi kırılma Nazım Bey'le ne zaman ortaya çıktı? Yani tamamıyla duygu düzeyinde bunu sadece çıkarabiliriz. Yani mektuplardan vesaireyle. Piray Hanım'a çok ciddi saygısı var şeyin. Kemal. Yani çok ciddi bir yakınlıkları var Nazım Hikmet'le Piraye'nin. Sonra pat diye teyze kızı olan Münevver Hanım'la evliliği gündeme gelir. Gerçekten bir pat diyedir yani onu söyleyeyim yani. Nazım Hikmet'te böyle şeyler var. Böyle ani. Ani şeyler var. Daha sonra Münevver Hanım da benzerini Piraye Hanım'ın yaşadığını yaşayacak yani. Yani onu söyleyeyim. Orada bir duygusal kırılma olmuş olabilir. Yalnız Vala Nurettin de buna dikkat çekiyor. Hiçbir zaman Kemal Tahir geçmişte yani ben şu devrimci sol mücadelenin şurasında oldum. Burada şunu yaptık. Biz şu bedeli ödedik. Gibisinden yaşadıklar üzerinden bir mağduriyet üzerinden bir şey ütmeye kalkmaz. Biraz Adanaca konuşalım. Tamam. Yararlanmaz yani. Evet. Nazım Hikmet'le ilişkisini 60 yıllarda herkes Nazım Hikmet'in ölümü sonrasında 61 Anayasası'nın getirdiği imkanlar çerçevesinde solun illegalden çıkıp legalde siyaset yapabilir hale gelmesinin getirdiği çok yazılıp çizilme vesaire imkanın arttığı bir dönemde herkes Nazım Hikmet'le ilişkisi üzerinde 1000 tane hikaye anlattığı bir dönemde Kemal Tahir bu ilişkiyi ve dostluğu bir şeye tahvil etmez. Buradan bir yarar gözetmez. Bunu Vala Nurettin altını gayet net çizer. Orada da tebriklik bir iştir yani. Evet. Bu anlamda o dostluğa da halel gelmemesi konusunda ciddi şey vardır. Ama cezaevi sonrasında 50'de çıkış, Nazım Hikmet'in yurt dışına çıkış zaten o irtibatlar kesiliyor. Nazım Hikmet'in de Türkiye ile ilişkisi de kopuyor. Dehşet bir hikayedir siyasi mültecilik. Yani çok çalışılması gereken bir konudur. Nesnel düzeyde siyasi mülteciliğin nasıl bir drama, trajediye ağır bireysel, toplumsal, siyasi, iktisadi maliyetler getirdiği çalışılması gereken bir konudur. Şimdi burada doğal olarak bir uzaklık var. Sonrasında yani o mektuplaşmalardan geldim. Nazım Bey'le olan mektuplaşmalardan Kemal Bey'in mektupları kayıp. Ama Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'e yazdığı mektuplar Kemal Tahir ilişkinde çok ciddi tanıklıklar içeriyor. Mutlaka da yani mevcut neşri olmasına rağmen başka türlü bir mektuplar dizisinin parçası olarak yayınlanması gerektiğini düşünüyoruz. O mektupları da Kemal Tahir'in yayınlanması biraz Rusların bu işe ilgi duyması Nazım Hikmet'in mektuplarını yayınlamak istemesi ölümünden sonra o da bir Türk şairinin mektupları önce ana dilinde yayınlanmalı deyip açığa çıkarması söz konusudur. Öyledir. Yani bir dostluk
arkadaşlık, bir etkilenişler, beslenmeler vesaire söz konusu. Kopuş çok o günkü tarihi, siyasi, toplumsal süreçlerin tabii bir neticesi. Arada duygusal şeyler de olabilir. Ama hiçbir zaman ne Nazım Hikmet üzerinden konuşmuştur, ne de Nazım Hikmet konusunda bir eleştirel bir tutum. Yani ne ondan bir yarar üretmiştir, ne de karşı bir pozisyonda şey almaz söz konusu. O anlamda Nazım Hikmet'in tanıklıkları, Birey Alem'in tanıklıkları şeyler önemlidir, o mektupları bu dizide düşünüyoruz. Evet. Hocam şimdi ben gerek ilk programı dinlerken gerek de sizin bu seri için yazdığınız ön sözü okurken şöyle bir şey geldi aklıma. Yani Türkiye'de böyle fay hatlarında yazarlar vardır. Mesela Oğuz Atay çok tartışılır. Evet. Ahmet Hamdi Tanpınar çok tartışılır. Herkes yani evet. Sahip çıkar ona. Evet. Kemal Tahir mesela fay hattındadır. Yani bir arafta durumu vardır bu yazarların. Bunlar çok güçlü adamlar. Çok güçlü metinler ortaya çıkartıyorlar. İşte genelde böyle güncel siyasetinde mezesi olabiliyor bu tartışmalar ama onlar çok önemli değil aslında. Ama hani bu hep yani aslında tartıştıkları meseleler yani kendi pozisyonlarında biraz tartışıyor gibiler. Yani Türkiye'nin fay hatları işte mesela. Farklı işte, cenahlar. Farklı cenahlar. Devleti tartışıyorlar, kültürü tartışıyorlar. Toplumu tartışıyorlar, şunu tartışıyorlar, bunu tartışıyorlar. Bunu bazen örtük bir şekilde tartışıyorlar. İşte Oğuz Atay'da falan olduğu gibi. Ama bazen de böyle Dobra, işte Kemal Tahir'de olduğu gibi. Yani doğrudan meselenin özünü tartışıyorlar. Şimdi bunların ortak özellikleri üzerinden baktığımız zaman bu edebiyatçılara. Biz bugün hala bunları neden tartışıyoruz? Yani Oğuz Atay'ı neden tartışıyoruz? Kemal Tahir'i neden tartışıyoruz? İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı mesela neden tartışıyoruz? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Ne dersiniz? Yani bu çünkü niye tartışıyoruz? Niye tartışıyoruz bütün bunları? Yani bütün 150-200 yıllık bir hikayemiz var. Evet. Modern uygarlıkla bir karşılaşmamız var. Bildiğimiz, tanıdığımız Avrupa'nın, bu kıtanın, bu coğrafyanın bir toplumsal, ekonomik, siyasi ciddi bir mahiyet değişikliğine uğraması var. Bir bizimle karşılaşmanda yeni boyutlar kazanması ve bir bizim açımızdan uygarlık olarak, medeniyet olarak bir meydan okumayla karşılaşmamız var. Bu karşılaşmaya bizim verdiğimiz tepki bütün bu şartlarda modernliğin çıktılarından, mahsullerinden, verimlerinden yararlanarak biz yeni durumda nasıl hayatiyetimizi sürdürebiliriz? Eski siyasi iktisadi konumumuzu ne kadar sürdürülebilir kılarız diye bir pozisyona. Yenileşme bana göre bu hadisedir. Evet. Şimdi fakat bütün bu yenileşme hamleleri, reformlar, uygulamalar vesaire bütün Batı ile girdiğimiz ilişkideki transferler, buraya yönelik uygulamalar sorunu hem bir yanıyla çözüyor, hayatiyeti sürdürmesine aracılık ediyor ama da bir türlü de bir çıkışa dönüşmüyor. Ve biz o gerilimi yaşıyoruz. Ruslar daha farklı bir, derin ve travmatik bir biçimde yaşıyorlar. Bizim iyi kötü değil, muazzam bir merkezi devlet tecrübemiz var. Modern devlet demek ilk defa Roma sonrasında şu kadar bin yıl sonra ilk defa bir merkezi devlet tecrübesinin ortaya çıkışıdır Avrupa'da. Bizim modernleşme sürecinde modern devlet modelini hızlı bir biçimde transfer etmemizin ve bu başarılı bir biçimde uygulamamız, geçişi çok hızlı yakalamamızın kaynağında biraz önceki devlet tecrübelerimizle de alakalı. Şimdi çok hızlı uyguluyoruz. Fakat yine de o modernlikle gelen bir sürü bir şeyi hayata geçirmede bir şekilde Türkiye gerçekliğine tosluyor. Çünkü deneyimler, tarihsellikler, kültürellikler, çatışmalar, gerilmeler, toplumsal hiyerarşi, mimari ciddi biçimde farklı. Oradaki güçlerin hiyerarşisi de buradaki güçlerin hiyerarşisi farklı. Oradaki devletin konumu farklı. Buradaki devletin, oradaki sınıfın, buradaki tabakalanma sistemi farklı vesaire. Bu oryantalistin farklılık anlamında değil. Şimdi burada biz buradan bir şekilde çıkışı yakalamaya ilişkin hamle üstüne hamle deniyoruz fakat çıkamıyoruz. Üstüne üstlük bir de imparatorluğu kaybediyoruz. Bu bizim için olağanüstü yıkıcı bir etki. Bütün bu saydığınız isimler bu yıkıcı etkiyi tanımış, bedenlerinde, ruhlarında, dünya kavrayışlarında, Türkiye gerçekliğiyle gündelik hayatlarının kuruşlarında
iliklerine kadar yaşamış unsurlar. Kemal Tahir'de, Tanpınar'da, Oğuz Atay'da, Türk romanında Şerif Bardin'de. Yani zenginin yoksulu. Varsılı şeyi. İyi yetişmişi, iyi yetişmemesi. Türkiye bu modernleşme tecrübesindeki gelgitler, iniş çıkışlar, yaşadığımız sıkıntılar Türk aydınını, entelektüelini, bürokratını canhıraş bir şekilde sadece bu mesleğin bu yakıcı sorunlarla ilgili olmaya zorluyor. Tanpınar'ın da, Oğuz Atay'ın da, Halid Edip'in de ya da Atilla İlhan'ın da ya da Nazım Hikmet'in de Kemal Tahir'in de kalıcı olması, kanonik hale gelmesi, yerleşik yazar haline gelişi, esas temsiliyeti bunların üstlenmesi, merkeze oturması tam da bu hikayeyle ilişki kurmalarla ilişki. Tanpınar'ın sorunu da herkesin sorunu sinek gibi bakkal sorunu arkadaşlar. Herkesin sorunu yani Yakup Kadri'den tutunamayanlara. Yo, entelektüelin hikayesi kendi insanıyla ilişiyor. Ya ister Fatih Harbiye, ister Leyla Erbil'in tuhaf bir kadını. Tersinden Fatih Harbiye bu sefer. Yani Nişantaşı Gazi Osman Paşa'dır tuhaf bir kadın bir yanıyla. Yani halka gideceğiz, halka ineceğiz. Yani aydının naifliğini de gösteren bir metindir şeyin Leyla Erbil'in bu kitabı. Gazi Osman Paşa'ya tanışır. Yani sadece gecekonduların öldü. Oldu. Bir yere taşınır. Yani Nişantaşı'ndan Gazi Osman Paşa'ya taşı tarlaya eski tabirle taşınıyorsun. Abi piyano ile gidiyorsun ya. Piyano o gecekondunun kapısından sığmaz ve gayet çıplak bir metafordur. Net bir şeydir yani, tamam mı? Metafor ve çıplaklık yan yana geldi gelmedi. Geldi bana göre, tamam mı? Çarpar seni yani. O kapıdan girmez ve bahçede çürür hocam o piyano. Yani ya çelişkimiz bu yani. Ya evet. Bu çelişkiler merkezde olduğu için hala Yusuf şuraya sorunu, Türkiye'nin sorunu. Hala üç tarzı siyaset. Evet. Nasıl Osmanlı'nın bütünlüğünü sağlayacağız? Osmanlıcılık. Buradan devleti nasıl kendini yeniden inşa edecek? İslamcılık. İslam dünyasıyla ilişkiler. Hala yeni bir kimlik inşası Türkçülük. Ya da Gökalp'in üç tarzı siyasetin aynı benzer kadı Türkleşmek, İslamlaşmak, Mısırlaşmak. Kemal Tahir'in sorunu da, Gökalp'in sorunu da, Tanpınar'ın sorunu da modernleşme sorunu. Orada Doğu Batı olur. Orada Sinekli Bakkal'da başka bir sorun var mı Doğu Batı'dan başka bir sorun? Türk sosyolojisinde de kalıcılaşan metinler, klasikleşen metinler, kanonik hale gelen metinler Türk modernleşmesine ilişkin söz söyleyen metinlerdir. Onlar kalıcı oluyor. Yani Şerif Bardin'in din videolojisidir. Kalıcı olan. Mümtaz Turhan'ın kültür değişmenidir. Erol Günger'in kültür ve milliyetçiliktir. Gibi. Niyazi Berkes'in Türkiye'de çağdaşlaşmadır. İdris Küçükömer'in düzenin yabancılaşmasıdır. Yani biz İdris Küçükömer'in onlar ciddi Marksist teoriden kalkan metinlerdir. Doktora ve doçentlik tezleri. Biz bunlarla almıyoruz İdris Küçükömer'i. Düzenin yabancılaşmasıyla arıyoruz. Evet. 60 yılların göbeğinde ortanın sonu tartışmalarına verdiği cevaplarla arıyoruz. Dolayısıyla hala niye konuşuyoruz? Yaralarımız açık. Bütün sağalma girişimlerine rağmen 20'lerde değiliz. Çok yol gidildi. 30'larda değiliz. Çok yol gidildi. 40'a, 50'ye, 60'a, 70'e, 80'e çok yol gidildi. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Yani Türkiye'nin enerjisi, nüfusu, demografisi vesaire başka bir şeyi getiriyor. Ama yara eski yara. Evet. Yani onun için de bu yazarları buralara ilişkin konuştukları için, buraları deştikleri için, buraları drama döktükleri için, anlatıya dönüştürdükleri için bakıyoruz. Yani onlar şey yapıyoruz. Ortaklıklar da bu. Bu arada burada ifade edeyim. Eğer gerçekten sahayla ilgili uzman isimlerle çalışmayı yakalayabilirsek Kemal Tahir ve Türk modernleşmesinin kilit isimleri, edebiyat düzleminde isimleri birlikte yazdırmak istiyoruz. Mukayeseli, karşılıklı birlikte okuma imkanını veren
Yani Kemal Tahir ve Nazım Hikmet. Kemal Tahir ve Aziz Nesin. Kemal Tahir ve Tarık Buğra. İkisi de milli mücadeleyi anlatıyor. Kemal Tahir ve Oğuz Atay gibi böyle bir dizide düşünüyoruz. Evet. Hocam burada şeyden de bahsetmek gerekiyor. Herhalde 60'lardaki bu özellikle atüt konusunda işte şeyin Kemal Tahir'in devlet anası var. Onu nasıl diyelim, o kuramı bir şey yapıyor, edebi bir forma büründürüyor. Oradaki iktisat ve iktisat tarihi ile roman arasındaki ilişki nasıl? Hocam bir ona bir ek yapmak istiyorum hocam. Ozan'ın söylediğine, sizin ön sözünüzde de bu 16 kitabı iki kısma ayırmışsınız, gruplandırmışsınız ama devlet ana bu ikisinin de ötesinde bir hani bütün meseleleri yeni baştan kurduğu gibi tekil bir metin olarak tarif etmişsiniz. Bu açıdan yani devlet ana önemli bir metin yani. Ben onu oradan başlayalım. Katkı olarak şey yapmak istedim. Yani Ozan'ın sorusundan başlayalım. Atlarsak tekrar oraya dönelim. Asit üretim tarzı tartışmaları. Kemal Tahir biraz 60 yılların süren etkisi Türk düşüncesinde ve siyasetinde Kemal Tahir'in bu konuda bir öncü rolü var. Öncü rolü Kemal Tahir atütçü bir perspektife saplanıp kalmış birisi değil. Yakın çevresinde bu tartışmaların farkında. Yani Batı'da vesaire sürekli soru soran bir adam. Ve tartışan bir adam, arayan bir adam. Ve bütün bunları yaparken de kendi romanının oturacağı zemini, Türkiye'nin dramını, hikayesini yakalamaya teşebbüsün parçası olarak ilgileniyor. Şimdi burada atütle ilgili söylediği bir şey var. Etrafındaki insanlara, yani o günkü sol entelektüelleri falan, diyor ki bu konuya bir bakalım. Bakın diyor. Yani Sencer Bey'le olan iki söyleşiler yayınlandı. Sencer Divitçioğlu'yla. Orada da var. Sevgi Divitçioğlu'nun kısa Tanpınar Araştırma Merkezi'nin yaptığı, bugün iki kez Handan Hanım'ın oraya atıfta bulunduk. Tanpınar Merkezi'nin yaptığı bir kısa röportaj. Çok güzel röportaj. Orada da. Yani. Bakın o röportaj çok önemli. Evet, yani evet, orada Sevgi Hanım diğer birçok entelektüeli değerlendirir. Evet, geçerken. Evet. Ama diğerlerine saygısızlık etmez. Ama naifliklerini ortaya koyan bir dili vardır orada. Ama Kemal Tahir'in ismi geçtiğinde olağanüstü bir ciddiyet ve saygı uyandıran bir dile dönüşüyor o dil. Yani İsmail'i, Cengiz'i, Ozan Anlatır'a onları, o naiflikleri sergilerken iş Kemal Tahir'e gelir deyip de onu gayet ciddi bir dille ve saygıyla karşılayan bir dil anlatması çok dikkat çekilir. O röportaj kıymetli bir röportaj yani. Evet, evet, dinledim ben onu. Çok... Orada da var. Kemal Tahir burada Sencer Bey, ya diyorlar ki işte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde çok parlak bir hoca var, şey var. Gerçekten Marx'ın hafızı olarak biliniyor adam. Yani Marx'a bilmediği yok anlamında. Tamam. Hı hı. Peki çağırıyor, konuşuluyor. Ona diyor ki Marx'da diyor böyle bir şeye rastladın mı diyor. Asit üretim tarzı. O da yok diyor. Ya şuna bir bak diyor. Gidip bakıyor ve gerçekten de Marx da buna rastlayınca sonra herhalde bir gecede oturuyor, kapanıyor, ilk broşürü yayınlıyor. Asiyet üretim tarzıyla ilişkin sence. Şimdi Kemal Bey, yani bir bizim toplum gerçeğimizi anlama, açıklama bakımından, bizim Batı deneyiminden farkını ortaya koyma anlamında bize bir imkan verir mi ilgisidir. Yani atüt vesaire anlamında böyle bir o tartışmalara hapsedilince Kemal Tahir'i yakalayamıyoruz. Evet. Bu anlamda biraz sıkıntılı. Sonra kendi gene meclisinde bulunmuş, yakın çevresinde bulunmuş. Benim de doktora hocam, kendisini saygıyla almak isterim, Baykan Sezer'in. Doktora tezi de Asya tip üretim tarzına bambaşka bir model koyar ve karşı Marksist bir çerçeve sunar. Bunun da kaynakları o günkü yani Fransız sol düşüncesinde,
olan tartışmalardır. Hoca oradan aldı oraya aktardı anlamında değil. Yani bu tartışmalar yürütülüyor. Baykan Bey bizim durduğumuz coğrafyadan, bizim tarihselliğimizden hareketle bir atüt modeli vesaire koyar. Osmanlı'yı da falan öyle koymaz. Yani dar bir atütçülük şeyine sıkıştırılmasını çok doğru bulmuyorum. O tartışmalar önemsiz mi? Hayır, önemsiz değil. Ama Kemal Tahir bu ilgilerinden dolayı oraya hapsedilemez yani. O bakımdan söylemek isterim. Biraz evet. Atüt tartışması biraz Devlet ana ile ilgili. Devlet işte. Ana yani Yorgun Savaşı'da evet. Atüt meselesinde tartışmasına atıf vardır. Devlet ana ne kadar bir atüt modeli inşa eder bana göre tartışmalı. Çünkü yani asit üretim tarzı anlamında onun maddi temelini sağlayacak üretim ilişkileri üzerinden kurulan bir şey yoktur. Baktığınızda devlet anandaki model. Osman Bey'in Edebali ile konuşması dehşettir yani. Orada sosyolojik analiz falan diye okumamak lazım. Yani bir karakterin, gerçek bir karakterin roman diliyle, roman gerçeğiyle aktarımı üzerinden yürütülen bir tartışma var. O günkü uluslararası ilişkiler sistemi, Bizans'ın durumu, Moğol sisteminin durumu, Anadolu Selçuklu Sultanlığı'nın durumu ve bu şartlarda nasıl ayakta kalınacağına ilişkin muazzam bir çözümleme vardır. Hı hı. Şimdi orada o çözümleme çok atüt gibi gelmez. Onu söyleyeyim yani. Yani bu biraz o günkü şeylerde Kemal Bey'in Türkiye gerçeğini anlamada bir araç olabilir mi sorusu ve arayışıyla sınırlı. Bu şekilde şey ve şey broşürü yazdığında da Sencer Diviççi ona yönelttiği soru bu. Yani burada Osmanlı yok. Bizim devletimiz yok, bizim Kerim devletimiz yok diye itiraz eder. Dolayısıyla ne kadar atütçüdür dediğinde son derece tartışmalı. Bir de tuhaf ve paradoks bir durumdur arkadaşlar. Yani son adına konuşmak istemem o pozisyondan değil. Ama ya bütün Marksist gelenek şunu söylüyor arkadaşlar. Biz bir tane bilim tanırız. Yegane bilim tanırız. Bu da tarih bilimidir. Öyle mi? Der mi demez mi? Bunu herkes... İktisat önemsiz anlamında değil. Yani geldiğimiz yer bütün o tarihsellikten, tarihsel kavrayıştan uzak düşüş yaşandı tüm Türkiye'de. Özellikle 80 sonrası. Bunun kaynaklarını falan ayrı tartışmalı. Şimdi burada ikinci bir şey söyleyeceğim. Sencer Bey'e ve başkalarına da önerdiği tarihe dikkat çekiyor. Tarihle ilgilenmeyi merkez alıyor. Bu anlamda Kemal Tahir herkes de daha Marksist. Yani tarih bilimiyle ilişki kurma anlamında ikinci bir şey, şeye söylediği bir laf var. Ben bunu ikinci tanıklıklar üzerinden dinledim. Yazılı var mı, mektuplarında var mı bilemiyorum. Yaşıyor, Allah sağlık sıhhat versin. Engin Deniz Akarlı Hoca. Kendisini buradan saygıyla selamlamak isterim. Ona söylediği bir şey var. Ne okumak istiyorsun diyor. Robert Kolej'de öğrencidir. Robert Kolej Öğrenci Birliği Başkanı. O ilişki anın başında şey. Şimdi orada oraya bir çağırması, Robert Kolej'de Kemal Tahir'in bir konuşma yapması vesaire söz konusu tanışıklıklar var. Hoca yani Engin Deniz Akarlı'ya ne okuyacağını soruyor. Ne tahsil etmek istediği soru. O da iktisat diyor. Dönemin yaygın ilgisi. Hepimiz Marksistiz, hepimiz iktisat. Yani onu okumak istiyoruz. O da der ki bırak iktisatları. Tarihle ilgilendir. Ben mesela Şerif Bey'in bunu önerdiğini düşünüyordum şeye, Engin'e. Hayır, bizzat Kemal Tahir'in önerdiği bir şey. Yani ikinci aktarımlardan bildiğim bir şey bu yani. Varsa farklı bir bilgi kendimizi doğrularız yani. Yaparız. Tekrar görüşlerimizi değerlendiririz. Yani tarihle ilişki kurma biçimi itibariyle geldiğimiz yer biz tarihten ciddi bir kopuk hale geldik yani. Yani bu sadece solla sınırlı değil. Evet. Yani muhafazakarlığın kendisi de tarihle kurduğu ilişkide büyük sıkıntılar var. Ve sıkıntılı. Asetip üretim tartışmaları
kapsamında biraz tarihle ilişki üzerinden bunlar söyleyebilirim. Teşekkür ederim soru için. Hocam şimdi siz konuşurken gene benim böyle aklıma gelen şeyler oluyor. Şimdi az önce sorduğum sorudan hani devamla şey yapmak istiyorum. Hani bazı kanonik insanlar vardır böyle yazarlar şunlar bunlar. Yani bunlar çok tartışılırlar ve tartışıldıkça aslında vardırlar onlar. Evet. Yani ya da var oldukları kendileri, tartışılmaya devam ederler. Kendilerini sürekli güncellerler işte vesaire. Böyle 80'lerin başında böyle işte Kemal Tahir'e yönelik bir takım böyle yazılar çıkardı. İşte Kemal Tahir'i sağa verelim, Peyami Safa'yı soldan alalım falan gibi saçma fikirler havalarda uçuşuyordu. O dönemler mesela bunlar çok bayağı böyle bir şeydi yani. Popüler Yalçın Küçüğün daha sonra Toplumsal Kurtuluş'ta falan da yazdı. Aydın üzerine tezlerde de yazdı vesaire. Şimdi hani şimdi ya bir yazarı bir defa yani bunlar bir mahallenin insanı değiller. Bir mahalleye ait değiller. Kaldı ki kendisi zaten yani her zaman toplumcu, solcu, sosyalist bir insan olarak kendini şey yapmış. Yani Kemal Bey. Yani her hiçbir zaman ha şimdi biz ona hayır sen değilsin aslında münakık sayılırsın diyemeyiz yani. Öyle bir şey olabilir mi? Ya yani adamın bütün hayatı şeyle geçmiş. Cengiz Bey'in tanıklığı var. Biz her zaman dedi solda olduk dedi yani Kemal Bey'in sağlığında vesaire bizim evet. Tavrımız, tutumuz ki Cengiz Yazoğlu da Türkiye İşçi Partisi Kadıköy İlçe başkanının kurucu ilçe başkanıdır. Evet. Birçok ismi de Türk soluna Baykan Sizler dahil kazandıran isimdir yani tip Kadıköy ilçesi üzerinden. Sonra kendisi İstanbul İl Teşkilatı'nda il örgütlenmesinde genel sekreterdir. Yani bugünkü siyasi parti teşkilatında ikinci başkan konumuna yakın bir konum o günkü sekreterlik yani. Evet. Sıkı örgütçü yani Cengiz Bey yani. Evet. Onu da altını çizelim yani. Yani şimdi buradan baktığımız zaman mesela bundan yıllar önce biz bir şimdi ismi lazım değil bir konu çağırmıştık. Böyle bir mevzular döndü. O da böyle bir gün Kemal Tahir bunu telefonla aramış. Ondan sonra demiş ki ya bu devleti ne yapacağız? Ondan sonra yani bunu anlatırken böyle bir şeyle anlattı. Yani şimdi şöyle bir şey var hocam. Yani Lenin'in kitabı var Devlet ve İhtilal diye. Yani sen hani devleti tartışmayacaksın neyi tartışacaksın? Yani devletin karakteri nedir? Ya bu tartışma hani doğru olur yanlış olur ama tartışılması gereken bir şeydir bu. Bence Kemal Tahir'in yani metinleri tabii ki sonuçta bir romandır bu. Yani bir sanat eseridir. Hiçbir zaman bize bir elimize İşte amöntü de vermez işte şöyle düşünün böyle yapın vesaire ama burada yaptığı şey çok kıymetli. Hem sanatçı olarak çok kıymetli bir şey hem de bize belki yeni bir bakış açısı sağlaması açısından. Burada gerilimler yaşanıyor mutlaka. Solda da yaşandı bunlar vesaire. Bugünden işte baktığımız zaman mesela sizin şeyde beni çok etkiledi. Bugün Twitter'da da paylaştım. Şöyle bir alıntı yapmışsınız. İnsanın dramı kişiseldir ama bu dram kısmı kişiselliğinden değil toplumsallığından gelir. Şimdi bu çok güçlü bir şey yani. Bireysel, bunu yani, biraz açabilir miyiz yani? Bütün hikaye yani Batı burjuva roman kavrayışından farklılaştırır. Yani ben burjuva bireyin açmazları, sıkıntıları, dramı üzerine değil bizim toplumumuzun yaşadığı bütün bu dramı kaleme getirmek, açmak, değerlendirmek, anlamak, anlatmak derdindeyim. Onun için toplumsal dram, kişisel dram, bireysel dram yok değil. Yani ya arkadaşlar şimdi Kör Duman'ın son bölümü olması lazım. Oradaki kulaksızın Mustafa karakterinin son bölümdür romanın. Kıstırılmış hayvandır yani. Yani evet. Oradaki o genç bir çocuğu sırf köy içindeki iki aile arasındaki çıkar çekişmesinde yaşı küçük olarak Mustafa'nın bizzat babası tarafından ateşe sürülmesidir ya. Dehşet bir hikayedir o yani. Yani Mustafa'nın orada bireysel dramı, sıkışmışlığı çok sağlam bir biçimde verilir. Yani toplumsal dramı ele alıyor derken böyle makro uçuşlarla yüksek analizler kasma falan değil.
Yani o hem o bir bireysel dramı, o bütün o toplumsal ilişkiler sistemin içerisine yerleşip toplumsal dramın verme, yakalama, inşa etme, onu anlama, modelleme, açığa çıkarma anlamında bireysel. Bu ikisi diyalektik diyor, birlikte bir şey yani, tamamlayıcı şeyler yani, evet. İnşa ederken o anlamda baştan beri şey. İkincisi sadece bu değil, bir de ciddi aşırı gerçekçi bir yöntemde, yani benim anlayışım, roman anlayışım, sanat anlayışım gerçekçiliktir ama çok fazla 19. yüzyıl bağlamında bir gerçeklik. Bazak vari, daha zaman zaman zora vari gerçeklik ve burada kendisi dahil ele alışta, karakterleştirmesinde, belli olayları çözümlemesinde vesaire roman karede o dramlaştırır. Burada da hiç acımaz. Yani gerçeklik neyse onu yakalamaya çalışır. Apaz mı apaz? Kayalar köyünden mi annesi, Kayalar köyünden? Büyük mala baktığınızda dehşettir yani. Bir Çerkez önde gelenin özünden o günkü Çorum taşrasında, kasabasında gündelik siyasal ilişkilerin, çıkarların, güç ilişkilerinin hikayesini verirken muazzam bir eleştiri geliştirir. Oradaki Çerkez topluluğunun o ilişkilerde nasıl bir rol oynadığına ilişkin. Aa. Yani orada yok, ya işte bizimkilere şöyle bakalım, şuna böyle bakalım falan yok yani. Fazla gerçekçi yani. Çok fazla da tetik, çok fazla da sorgulayıcı. Dolayısıyla o bireysel toplumsal dram meselesi biraz öyle. Yani şeyle başlayınca Atüt vesaire, oraya gelmeden önce Nazım Hikmet'ten sonra ben Türk soluyla ilişkisinde hep solda olması ve çok yakın dostlukları da, ilişkileri de var. Bir sefer 6-7 Eylül hadiselerinde o günkü sol ilişki alanında kim varsa tutuklanırlar. Olayın müsebbipleri, sebep vericileri, azmettiricileri gibisinden, başlatıcıları gibisinden. Sonra öyle olmadı ama bütün Aziz Nesin'den Kemal Tahir'e kadar şey yaparlar. Şimdi herkes Kemal Tahir'le ilgili bir sürü bir şey söyler. Bütün o cezaevi şartlarında yani yatamıyorsun bile yani. Birbirinin kafası ayağına o öyle o kadar tıkış tıkış. Orada milletin moral motivasyonu sağlayan Kemal Tahir'dir. Sürekli bir neşellik, moral, motivasyon, iyimserlik vesaire. Buradan Aziz Nesin'le ilişkisine, yani Nazım Hikmet sonrasında Türk soluyla ilişkiler anlamında Aziz Nesin'e çok yakın bir dostu var. Ciddi bir dostu var yani. Bu dostluk beraber işbirliğine gider. Düşün Yayın Evi, 14 aylık bir ortaklıkları var. Sonra Kemal Bey'in ayrılması var. Düşün Yayın Evi, Kemal Tahir'in ikinci yayıncısıdır aynı zamanda. Sonrasında ayrılırlar. Çok uzun sürede beraber. Türkiye'de Kemal Tahir'e ilişkin ciddi çözümlemeler, tanıklamaları en geniş, en derinlikli tanıklıklar anlamında, alangudan farklı tanıklıklar anlamında değerlendirmeler Aziz Nesin'in birlikte yaşadıkları ve öldüklerimdedir. Çok yakın dostlukları var. Meral Çelen'in Nesinli Günler kitabında da vardır. Bu Çocuklar Duyması gibi bir dizi vardı eskiden. Evet, evet. Orada aile içerisinde mesela çıkınca mutfağa geçirir. Bir şey diye. Şimdi Aziz Nesin nerede? Kavga günü. Beral Hanım anlatıyor bunu. Sağlık diliyorum buradan kendisine. Kavga çıkınca işte Kemal Tahir'in evine komşular, dostlukları var. Kavga çıkınca mutfağa gider gibi Kemal Bey'e giderler. Kemal Bey de Aziz Bey'e bir çıkışır, işleri toparlar. Hakem, iyi dostluklar olur. Bu dostluklar sonrasında şu olur, kopar. Kemal Bey, burada iki şey, Aziz Nesin'le ilgili bir şey anlatacağım, bir tanıklığı anlatacağım, ikinci bir tanıklık. Arkasından da oradan Oğuz Atay'la bağını kuracağım aynı tanıklığı. O da şu. Aziz Bey bir gün o sağ-sol çatışmasının, o soğuk savaş döneminin, o rezil iklimin getirdiği gençler arasındaki o çekişmenin
şiddete dönüştüğü, kayıpların yaşandığı bir dönemde Aziz Bey biraz da o çatışmalardan yarar umar şekilde Kemal Bey'e bir şey, ya bu çatışmadan, gençler arasındaki bu vuruşmadan yani bizim lehimize, sosyalist lehine hayır çıkacak gibi bir o yönde bir değerlendirmesi zikrediliyor. Bir tanıklık var, kayıt da var, onu da söyleyeyim. Şimdi orada Kemal Bey çok sert çıkar, ağır çıkar yani. Ya çocuklarını sorar, işte ikisi de yurt dışında eğitim alıyorlar falan. Kemal Bey bunun doğru olmadığını biraz sert ve eleştirel, şimdi biraz da kükreyerek anlaşılan orada bir kopuş olur. Ama ciddi dostluklar var, yakınlıkları var. Ortaklık dahil. Aile ilişkileri vesaire. Bunu hem birlikte yaşadıklarım, öldüklerimde Aziz Nesin'in kitabında görürsünüz, hatırat gibisinden, hem de Nesilli Günler'de Meral Hanım. Ama o kopuş şeye kadar sürer. Kemal Bey'in kaybına kadar, vefatına kadar. Vefatında da kabir başında Aziz Nesin'in ünlü konuşmasıdır. Fırtına dindi şeklinde. Şimdi buradan ikinci bir şeye. Kemal Bey bu sıcak hadiseler konusunda son derece duyarlı. Ya 38'i yaşamışsın sen. Hani Osmanlı'da oyun çok olur hesabı. Yani ortada bir ne kadar siyasi, güçlü, bağımsız bir devlet var. Hangi uluslararası çekişmenin parçası, bir sürü gruplar, yapılanmaların kol gezdiği bir yerde kaygılı ve tetik duruyor bütün bu olan biten sıcak hadiseler karşısında. Eleştirel bakıyorum, mesafeli duruyor. Şimdi buradan ikinci kareye geçmek istiyorum. Oğuz Atay'a geçmek istiyorum. Leyla Erbil'in aktarımı var, tanıklığı var. Kendisini rahmet ve saygıyla anmak isterim. Yazı düzeyinde var bu. Elimizde aktarım düzeyinde bir söyleşinin parçası gibi mi? Leyla Hanım Kemal Bey'le dostluğu var. Evine gidip geliyor. Oğuz Atay da genç, Oğuz Atay. Onunla da ilişkisi var. İkisini bir araya getirmek ister, evinde bir yemek daveti verir. Bu davette tartışma günün o sıcak hadiseleri, gençler arasında kavgaya girince Kemal Bey gene eleştirel ve mesafeli yaklaşır. Yani o Oğuz Bey'de, Oğuz Atay'da bir tepki yaratır. Yani bunu bir faşizme destek olarak ya da devlet faşizmini destek olarak yorumlar ve meclisi terk etmek ister. Leyla Erbil'in bütün ısrarına rağmen de Oğuz Atay evden ayrılır. Gene aynı hadisedir. Yani bu gençlerin yanlış yaptığına, bunlarla tuzak kurulduğu motivasyonuna bakıyor şey Kemal Tahir. Böyle bir kare var. Bu nitekim de zaman Kemal Tahir'i haklı çıkardı. Yani ben 69'da yayınlanan Kurt Kanunu biraz da o komitacılık eleştirisini biraz o hadiselerle birlikte ele almakta yani. Ama sonra rahmet yolları kesti işte hocam. Yani burada tartıştığı yani eşkıyalık olgusunu, eşkıyalık olgusunu erken 58 hocam. Evet. Belki 56, 57. Şimdi İnce Mehmet'e cevap gibi yani bir anlamda. Şeyde Oğuz Bey'in sonra bir ikinci evresi var arkadaşlar. Yani Halit Refik üzerinde, yani Kemal Tahir'in vefatından, 73'teki vefatından sonra Oğuz Atay'ın Halit Refik ile mektuplaşmaları var. Çok kıymetli tanıklıklar var orada. Bir de politikada yazdığı bir iki yazı da var. Sonrasında o Türkiye'nin ruhunu aramak kendisinin hayati bir projesi vesaire. O orada ciddi bir Halit Refik üzerinden Kemal Tahir'le buluşma var yani. Hı hı. Ve tekrar Oğuz Atay'ın eylem bilime yansıyan taraflarıyla başka türlü bir arayışı ve soruları var. Yani Kemal Tahir'ci vesaire değil. Yani o etkileşim var vesaire ama Kemal Bey'in devrinde yani o günkü sol entelijansiyayla, sol düşünceyle kurduğu ilişki kendisinin geliştirdiği mesafeli bir ilişki değil. Sonrasında solda gelişen ilişki. Ha buradan kim ne kaybetti, ne yaptı vesaire sol sağ meselesi Yalçın Bey'in şeyine geleceğiz. Bence o tarihle kurulacak ilişkinin, Marksist zaviyeden kurulacak ilişki kıymetli bir ilişkiydi. Yani o imkanın yitirilmesi bana göre çok farklı sonuçlar oldu. Yani eğer o ilişki sürdürülebilseydi Türkiye deneyimle belki başka türlü bir söz söyleme imkanı vesaire olurdu.
yani Aziz Nesinler'le vesaireyle kalmadı o iş. Sonrasında mahkumiyete dönüştü. Özellikle Yalçın Bey radikal kanattı ama sonrasında Fethi Naci'lerle gelen eleştirel tutum, Oktay Akpınar'ın daha Devlet Ana'nın yayınlanısından itibaren daha cumhuriyetçi, hümanist, lafı sevmiyorum, kemalist perspektiften kötü bir etiketleme ve Kemal Bey'in ciddi biçimde bu tür bir ilişkilerden, duruşlardan dışarıda tanımlanması var. Burada şey değil, yani ben bunu büyük kayıp olarak görüyorum. Yani. Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Ben son olarak hani bugünden baktığımız zaman Kemal Tahir'in işte bir takım etiketlenmelerden artık yavaş yavaş sıyrıldığını düşünmek istiyorum veya düşünüyorum diyeyim. Şimdi hani bu notları yayınlayacağız diyorsunuz, mektupları yayınlayacağız diyorsunuz vesaire. Bugünden geleceğe doğru bir projeksiyonla baktığımız zaman Kemal Tahir'in genel olarak duruşu, romanları, fikirleri bize nasıl bir projeksiyon sunuyor ve yani bir kanonik metin olabilir mi? İşte daha da böyle tartışılan veya işte geleceğe yönelik bize işte bir takım fikirler verebilecek bir gücü tabii ki vardır ama hani siz bu imkanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu ana kadar Kemal Tahir'in edebiyatımızda yerleştiği yer zaten o kanonik düzeyde. Yani yerleşik olma, merkezi bir yerde durması anlamında kanonik aldı, hale geldi çok açık. Gene ikinci bir tanıklık aktarmak istiyorum. Atilla İlhan'ın 70'lerin ikinci yarısında o döneme atıfla söylediği bir şey var. Diyor ki ben ilk defa Kemal Tahir'in metinlerinde, yayınlarında gördüm. İlk defa Anadolu'ya kamyon Kemal Tahir metinlerinin gönderildiğini gördüm. 70'lerin ikinci yarısında. Kemal Tahir döneminde okundu. Ve bütün o yok etme, görmezlikten gelme. Yakma, yorgun savaşçının yakılması. Kesinlikle yani. Gerçekten ilkel ve barbarik bir durumdur. Yani. Evet. Yorgun savaşçı, Halit Refik, yani Halit Refik'in yönettiği bir metin, senaryolaştırma vesaire eser. Ama yani bugün yok. Sonra Kemal Tahir'in olduğu için yıkılıyor. Onu söyleyeyim yani. Halit'te bir olduğu için değil yani. Yani tuhaf yani. Solun bakışı bambaşka bir şey evrilmiş. Şeyin bakışı kendisini devletli addedenler, devlet benim diyenlerin bakışı başka türlü. Muazzam bir paradoks yani. Kötü yani. Buna rağmen Kemal Tahir yani Türk okuruyla farklı yayın evleri aracılığıyla buluşmaya devam etti. Ben o kanonik ilginin olduğunu söylüyorum. Şimdi bundan sonrasına ilişkin Kemal Tahir'den ne kalır vesaire şeklinde. Bir sefer yakın dönemdeki bizim bu 150 yıllık hikayemizi gerçekten roman aracılığıyla düşünme, tartışma, okuma, yorumlama, anlama, anlatma çabası oluyor. Bu yaralarımız bizim şey yani kesiklerimiz derin yani. O etkilerini sürdürüyor. Bu yaraya dokunduğu için de, o dramı yakaladığı için de metinler ilgi uyandırmaya devam ediyor. Kemal Tahir burada yerleşik anlatıların dışında, okumaların dışında farklı sorular soruyor. Kemal Tahir şuculuk yapmaz, şununla hesaplaşmaya girmez. Ya arkadaşlar bir dakika, işin bu boyutu da vardır. Ya karakterler çapraz sorguya alır okurum. Üç ayrı ucu birden verir. Birkaç ayrı ucu verir. Ya öyle diyorsun ama tak başka bir karakter bambaşka bir şeyi koyar. Bu anlamda bir yerden konuşmaz. Söylenen aksine didaktik metinler değillerdir. Fazlasıyla yani Eflatun'un o muhteşem Sokratik soruşturmaları gibi değil. Kemal Tahir diyalogları anlamında da yani bir paralel kurulmaz. Muazzam bir soruşturmacı tarafı var. Yani bir
soru soruyor, tartışıyor, drama dikkat çekiyor, hadiseye dikkat çekiyor. Bu burada ciddi bir başarısı var. Bu da Türk insanını, Türk okurunun kendi yararına dokunduğu için başka bir düzeyde etkisini sürdüreceğini düşünüyorum. Hele Devlet Ana ile kapatalım. Devlet Ana tüm Kemal Tahir metinleri içerisinde istisnai bir metindir. Yani yakın dönemdeki bizim hikayemizi bir okuma, anlama çabasının dışında bambaşka bir dönemi, tarihsel bir dönemi, birkaç aylık bir dönemi, Osmanlı kuruluş dönemi belli karakterleri alır. Burada ufkunu tarihe çevirir. Ve finale de bakın. Final siyasetnameyle biter. Ve siyasetnamelerden alıntılarla biter. Belli tercihlerle biter karakterlerin. Burada tarihçilik yapmaz. Ufkunu başka bir şeye çevirir. Tarihe çevirir. Tarihsel imkana çevirir. O gün Türk insanının yapıp etme başarısına, kabiliyetine, yeteneğine, yatkınlığına odaklanır. Buradan hareketle ya biz dünkü tecrübelerimizde bir şeyler yaptık, kurduk. Bugün de bu şartlardan çıkabiliriz'e ilişkin bir ima içeriz. Burada bir Devlet Ana bir çözüm modeli değil. Ben böyle okumaktan yana değilim. Böyle bir tecrübe var. Yani arkaik bir biçimde bir şeyi Osmanlı'yı yeniden inşa etme vesaire şeklinde değil. Yani bu yatkınlık, bu kapasite, buralardaki ilişkileri yönetme kapasitesini ne dikkat çekme olarak ve Türk insanının buradaki rolüne ilişkin ve burada da muazzam bir çaba var. Yani bir Türk edebiyat dili, Türk nesir dili, bir roman dilini inşa etmeye ilişkin gerçekten kutsanası bir şeyi var, çabası var. Muazzam da bir dili var. Yani çok katmanlı bir metindir. Ben Kemal Tahir metinlerinde önce bu yakın dönemli iki eksenli hem Taşra Türkiye'sini hem siyasetin yürüdüğü, inşa edildiği, yapıldığı aydınlar, devlet vesaire de günü dizi, iki katmanlı dizinin ikisini ile kurulan ilişkiden sonra bunlar bütünlüklü bir ilişkidir. Birbiriyle ilişkili şeylerdir, hikayelerdir, anlatılardır, romanlardır. Bunları sindirmenin arkasında Dora Devlet Ana'ya tırmanmaktan yanayım. Evet. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. O zaman senin soracağın bir şey var mı, yok? Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Ben hem sana hem Ozan'a çok teşekkür ediyorum. Medyas Kupa çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkanı sağladıkları için. Bir tane derdimiz var hepimizin. Bu ülke, bu toplum genel çıkar, kamu çıkara adalet, daha fazla insanımızın adil bir biçimde Türkiye'nin imkanlarına dahil olması gibi. Kemal Tahir'in de bundan başka bir derdi yoktu. Onun için Kemal Tahir'i hem başka türlü bir ilişki kuralım, hem de onun yani okuyucuya daha dolaysız bir biçimde erişmesi konusunda birlikte uğraşalım, kafa yoralım diyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Epey kafa açıcı oldu diye tırnak içinde. Çok teşekkür ederim. Ben çok faydalanıyorum sizin sohbetlerinizden. 280. yayınımız burada sona eriyor. Bir önceki yayınımız 84'tü, üzerine 200 yayın daha yapmışız. İnşallah uzun yıllar gene böyle arkadaşlık, sağlıkla, dostluk. Evet. Güzel programlara. Evet. Burada sona eriyor. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor İsmail Coşkun'la Kemal Tahir ve romanları üzerine konuşmaya çalıştık. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'u bitirmeden önce bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.